Bence Sayın Gülen insanların birbirleriyle daha önce görmediğim şekillerde diyalog edebilmesini sağlayacak yollar açan harika bir insan. Milliyet, din ve ırk sınırlarını aşıyor. Kendisinin büyük bir hayranıyım. <laughs> Adam Robert Spencer, emekli teknik yazarım. Çoğunlukla yazım kılavuzları yazıyordum. Şu sıralar hayatım yasama organının bir üyesi olan eşime yardım etmekle geçiyor. Edmonton Kültürler Arası Diyalog Enstitüsünün düzenlediği bir dostluk gezisine katılmak üzere Türkiye'ye davet edilmiştik. Türkiye her zaman benim rüyam oldu ve bu fırsatı kaçırmadık. Hizmet hareketini ve yapılan işleri o gezi sırasında öğrendik. Hizmeti tanımadan önceki zamanlardan biri, bir toplumun parçası olmak, elde ettiğiniz faydaların yanında sorumluluklarınız da olması demektir diye düşünüyordum. Hizmet hareketinde gördüklerim bu idealimin meyve vermiş hali gibi toplumlarına karşı sorumluluk duygusunu yoğun bir şekilde hissediyorlar. Türkiye'de bir gece bir gazeteci ve eşiyle yemek yemiştik. Gazetecinin hizmetin kendisine ve ülkeye, Türkiye'ye ne ifade ettiğini son derece entelektüel bir seviyede anlattığını hatırlıyorum. Sorumluluklarından bahsetti. Kendi ahlak anlayışıma göre ben de içinde yaşadığımız topluma karşı insanoğlu olarak kendi türümüze karşı sorumluluklarımızın olduğunu düşünüyorum. Sadece bir insan olarak doğmuş olmaktan kaynaklanan faydaları elde etmekle kalmayıp topluma yardım etmek için aldıklarımızı geri vermeliyiz. Böylece o toplumda büyür, refaha erer ve sağlıklı olur. O akşam o masada otururken kısmet mi dersiniz? Sanki benimle aynı düşünce yapısına sahip bir insanla tanışmış gibi hissettim. Öğrendiğim şey ise bu düşüncenin hizmet hareketinin tamamında olduğuydu. Sanki benim iç sesimin bir yankılanması gibiydi. Hizmet hareketine dair gördüğüm şey, eğer sorumluluk sahibi olup toplumumuza aldıklarımızı geri verirsek, herkesin refah seviyesinin artacağı, herkesin duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı olacağı düşüncesi. Bence izlenmesi gereken yol bu. Ve sanki hizmet hareketi bana, evet, bunca yıl boyu haklıydın Robert, haklıydın. İşte sana verebileceğimiz bazı örnekler. Diyor. Hizmet hareketine dahil insanlara dair en ilginç bulduğum nokta bu. Geri verme fikrini ve içinde yaşadıkları topluma karşı sorumluluk duygusunu paylaşıyorlar. Samimiyetle söyleyeyim. Bence Sayın Gülen, insanların birbirleriyle daha önce görmediğim şekilde diyalog edebilmesini sağlayacak yollar açan harika bir insan. Milliyet, din ve ırk sınırlarını aşıyor. Kendisinin büyük bir hayranıyım. Sayın Gülen hizmetin entelektüel anlamda kurucusu. Sınırları aşarak, dinleri aşarak, ırkları aşarak birbirimizle barışçıl bir diyalogla iletişim kurabileceğimizi anlatan kişi o. Ve onun sözleri sayesinde, anlattıkları sayesinde iletişimin yapabileceklerini ifade etmesi sayesinde bu hareket kuruldu. İnsanlar onun entelektüel söylemlerini dikkate alıp hayata geçirdiler, tamamladılar. Sayın Gülen hepimizin dikkate alması gereken biri diye düşünüyorum. Çünkü dünyayı savaş, öfke ve ayaklanmalardan kurtarıp birlik ve barış içinde yaşayabileceğimiz bir yere dönüştürmek için yürümemiz gereken yolu o görebiliyor. Hizmet, hizmet etmek demek ve İslam hizmet etmeyi sağlıklar. Hristiyanlıkta böyledir. Budizmde böyledir. Tüm dinler insanlığa hizmet edilmesini isterler. Bu yüzden bence hizmet ifadesi İslamiyet'in gerçek temsilidir. Cennete ulaşabilmek için hizmet etmek gerektiğini söyleyen peygamberin sözlerinin gerçek temsilidir. Hizmet İslam'ın dünyada kişileşmiş halidir diye düşünüyorum. Türkiye'de okullara gittik. Bir üniversiteye gittik. Bir eğitim hastanesine gittik. Gazetecilerin derneğine gittik. Bir televizyon kanalına gittik. İnsanların evlerine gittik. Ve fark ettim ki hizmet hareketi çok büyük ve geniş bir cemaat olmasına rağmen Herkes aynı amaca odaklanmıştı. Farklı alanlara yayılmış durumda, muazzam büyüklükte bir organizasyonunuz var ve hepsi aynı ortak hedef için çalışıyorlar. Batı'da tipik olarak ayrı amaçlar için ayrı organizasyonlar kurma eğilimimiz var. Mesela acil durumlar için Kızıl Haç var. Sağlık için çalışan HOPE organizasyonu var. Çocuklar için çalışan UNICEF var. Hiçbiri kendi kuruluş amaçlarının dışına yayılmıyorlar. Hizmet hareketinde ise her şey bir arada. Kendinizi daraltmak yerine tek bir amaç için her şeyi bir araya getiriyorsunuz. Bence bu durum insanların hizmet kavramını, hizmet etme fikrini anlamaları açısından büyük bir fırsat sunuyor. Ortaklıklar kurabileceğiniz geniş bir havuza sahip olma imkanı veriyor. Dininizin sınırlarının dışındaki insanlara uzanıp, hem kendi dininizden, hem Hristiyanlık, Budizm gibi başka dinlerden tecrübeler paylaşma gayretlerimizden çok etkileniyorum. Tecrübelerimizin aslında ortak tecrübeler olduğunu, birçok dinin hedeflerinin ortak noktalara sahip olduğunu, bu ortak hedefinde kim olduğumuzu, neden bu dünyada olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu anlamak olduğunun farkına varabilmemiz için böyle bir yol seçmeniz çok etkileyici. Günümüzdeki diyalog faaliyetlerinin çoğu bu ortak tecrübelerin dışında Dinlerin birbirine rakip olduğu diyaloglar gibi maalesef. Ve samimiyetle söylemem gerekirse bu fikirler dünyada kan dökülmesine sebep oluyor. Farklı dinlerden insanlarla oturup bir ekmeği bölüşünce, farklılıklardan çok ortaklıkların farkına varıyorsunuz. Ve bu ancak bizim iyiliğimize yarar. Umarım böyle söylemler devam eder. Çünkü bana öyle geliyor ki şu anda dünyada din nefreti körüklemek için kullanılıyor. Üstelik Hristiyanlıkta da Müslümanlıkta da geçerli olmayan ifadeler kullanılarak bu nefret körükleniyor. İçinde bulunduğumuz bu durumdan kurtulmalıyız. Yine iletişim konusuna döneceğim ama bu durumdan kurtulmanın en iyi yolu diyalog. Hepimizin aslında aynı şekilde neden burada olduğumuzu ve amacımızın ne olduğunu öğrenmeye, kavramaya çalıştığımızı anladığımız zaman dünya yaşamak için daha güzel bir yer olacak. Eğitim sayesinde gençlerimizin ve yetişkinlerimizin gözlerini açabiliyoruz. Zihinlerini açabiliyoruz. Dünyanın gerçekten ne olduğuna dair algılarını açabiliyoruz. Eğitimsiz olsak komşu ülkede yaşayan kardeşlerimizi asla anlayamayız. Kendimizi eğitip tarih gibi şeyler hakkında bilgilenirsek diyalog kanalları açabiliriz. Sayın Gülen'in teşvik ettiği tarzda bir kanaldan bahsediyorum. O okullara gitmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Türkiye'deki bir okulda hayat boyu öğrenme konseptini görmek ve öğretmenle öğrencinin hayat boyu bağlı kaldıklarını görmek çok etkileyiciydi. Bu durum beni hem entelektüel hem de duygusal açıdan çok etkiledi. Böyle bir tecrübenin ya da tecrübe fırsatının çocuklara verildiğini görünce kalbimin nasıl çarptığını ifade etmekte zorlanıyorum. Entelektüel seviyede iletişim kurabilmek bütünün sadece bir parçası. Ama birine elinizi uzatıp gel seni ayağa kaldırayım. Az önce yaşadığınız afetten seni kurtarayım demek daha etkili. Bir buçuk sene önce Calgary'de sel baskınları olduğunda benzer bir şey tecrübe ettik. Selden hemen sonra bir gece sokaklarda yürürken insanların büyük bir şok ifadesiyle karanlıkta sokaklarda yürüdüğünü gördüğümü hatırlıyorum. Hemen ertesi gün yüzlerce gönüllünün gelip yardım eli uzattığına da şahit oldum. Hizmetin insani yardım kuruluşunun yaptığı ve tam olarak bu. Ellerini uzatıp gerçek, somut anlamda insanlara umut veriyorlar. Kötümser insanları duyduğumda her zaman sinirleniyorum. Belki ben çok naifim ama genel anlamda umut dolu bir insanım ve olumsuzluk sadece yıkıma sebep olur. Hizmet gibi mensuplarının İnsanlığı bir araya getirebilmek için haftalar, aylar ya da yıllar değil, ömürlerini adadığı bir hareketle karşılaşınca ben eleştirileri görmezden gelmeye daha yatkın oluyorum. um Sayın Petullah Gülen bizlere nefretler ve engeller olmadan nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğretiyor. Bu yüzden olumsuz birinin yorum yaptığını görünce ona gidip Hizmet Hareketinin dedikleri bunlar, yaptıkları bunlar diyebiliyorum sadece. Çünkü tartışmak, bu fikri yıkmaya çalışmak anlamsız. Bu insanlara nasıl ulaşabileceğimiz konusunda hizmet hareketiyle kendi tecrübelerimi de paylaşıyorum. Hep ileri bakıyoruz. Ve iyiliğin önünde sonunda olumsuzluğa galip geleceğini umuyoruz. Türkiye gezisinden aklımda kalan birçok anekdot var. Benim için özellikle önemli olan, duygusal anlamda etkilendiğim bir tanesi öne çıkıyor. Bir ticaret birliğindeydik ve bazı sunumlar izliyorduk. Siz bir yanımda oturuyordunuz, Cüneyt diğer yanımda oturuyordu. Suriye'de yaşananların konusu açıldı. Hem burada, hem de burada ağladığımı hatırlıyorum. Dönüp Cüneyt'e baktım ve o da aynı duygusal tepkiyi vermişti. Tam olarak aynı. İkimizin de hem gözlerimizde hem de kalbimizde gözyaşları vardı. Bu benim hayat boyu taşıyacağım bir tecrübe. Affedersiniz. Hayat boyu bunu hatırlayacağım. Bu olay bana sadece hareketten fazlasını gösterdi. Hareketteki insanları, endişelerinin neler olduğunu, neleri önemsediklerini, kalbimizde ve inançlarımızda aslında ne kadar ortaklıklar olduğunu bu olaydan sonra anladım. Bazı insanlar kontrol güç para sahibi oldukları için ya da daha açgözlü oldukları için hem dünyaya hem de kendi inançlarına ve bu inançlara mensup kişilere zarar veriyorlar. Bence hizmet hareketinin Sayın Gülen'in yaptıkları birbirimizi anlayabilmemiz ve birbirimize saygı duymamız için çok gerekli. Bunun için daha fazlasına ihtiyacımız var. Hizmet hareketinin insanlar üzerinde zarif ama güçlü bir etkisinin olduğu izlenimini edindim. Bir kuruluşun açılış günüydü. Uluslararası bir açılıştı. Thank you.